kişiyi davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Divan üyeleri, bizi izleyen Galatasaraylılar, sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Değerli Galatasaraylılar, bugün aranızda Galatasaray'ın 39. başkanı olarak bulunmaktayım. Bildiğiniz gibi 11 Haziran'da bir seçim oldu. Bu seçimde bizi Galatasaray gibi büyük bir armayı, büyük bir kulübü, büyük bir çınarı yönetmek için seçtiğiniz için bütün üyelerime hepsine teşekkür ediyorum. Biz de bu göreve layık olmak için arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yapacağız. Bu göreve layık olmak için arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yapacağız. Seçim dönemi gerçekten Galatasaray'ın özlediği gibi, demin Divan Başkanım da ifade etti, bir şölen havasında, bir bayram havasında geçti. Galatasaray'a çok yakıştı. Bunun için de değerli kardeşim Eşref Bey'e de teşekkür ediyorum, ekibine de teşekkür ediyorum. Çünkü seçim yarışı hakikaten Galatasaray'ın özlediği şekilde bir seçim yarışı oldu. Mazbatayı aldıktan sonra değerli Galatasaraylılar, hemen ilk işimiz Cumhuriyetimizin kurucusu, değerli büyüğümüz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyarete gittik, Anıtkabir'e gittik. Bütün kurul üyelerimle beraber çok coşkulu bir kalabalıkla değerli atamızın manevi huzurunda 100. yıla yakışır şekilde başarılı bir sezon geçireceğimizin sözünü verdik. Değerli Galatasaraylılar, bilahare kurullarımız var bizim. Bu kurullarımızı ziyaret ettik. Futbol için özellikle 100. yılda müthiş bir rekabet var. Türkiye'de her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini yapıyor. Biz de yeni bir ekibiz. Dolayısıyla tepeden futbolu dizayn etmek için öncelikle daha önce de çalıştığım, hakikaten Galatasaray Spor Kulübü'ne özellikle futbol seviyesinde büyük hizmetler vermiş Cenk kardeşimle bir sözleşme yaptık. Futbol direktörü olarak onu kulübe getirdik. Bizim amacımız Galatasaray Spor Kulübü'nün en önemli aseti olan futbolu 100. yılda, 100. yıla yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak üzere hazırlıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Geçen yıldan gelen tecrübelerle bu eksikleri gidermek için de transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinden beri çalışmalarımız vardı. Şimdi yetki aldığımıza göre bunları nihayetlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Çok güzel bir takım kuracağız. Ben bu konuda kombinelerimizi satışa çıktık. Localarımız var. Dolayısıyla hem taraftarlarımızdan hem siz üyelerimizden ilginizi bekliyoruz. Özellikle ekonomik koşulların böyle olduğu dönemde sizin ilginizin çok büyük önemi var. Şimdi değerli Galatasaraylılar, seçim döneminde bazı sözler verdik arkadaşlarımla beraber. Bazı projelerimizden bahsettik. En önemli projelerimizden birisi Galatasaray Adası'nın tekrar eski günlerine gelmesi ve bir sosyal buluşma noktası, bir sosyal tesis olarak sizlere hizmet vermesi için böyle bir sözümüz vardı. Dolayısıyla gelir hemen işe başladık. İki manada işe başladık. Bir, oradaki yapıyı tekrar vücuda getirmek lazım. İkincisi de adada biliyorsunuz bizim bir parselimiz var. Diğer ada 4 parselden müteşekkil. Diğer 3 parsel Milli Emniyet'e ait.
İlk temas ettiğim yer Milli Emlak oldu. Çünkü diğer parsellerle ilgili irtifak hakkımız yoktu. Dolayısıyla davalardan dolayı yani şu anda yoktu. Ve derhal bu konunun üzerine eğildik. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir veya iki gün sonra da söz konusu Milli Emlak'a ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifaklandırılması için sözleşmeler hazırlanıyor. Hepinize müjdeli haberi yakında vereceğim. Artık Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla ben bu konuda büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum. Size verdiğim sözlerden bir tanesi de mali bağımsızlığı sağlamak. Seçim döneminde defaatle ifade ettim. Bankalar Birliği Konsorsiyumu'nu dün Ziraat Bankası'nı ziyaret ettim. Kendilerine de aynen şunu söyledim Sayın Genel Müdür'e. Dedim ki Sayın Genel Müdür, ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Biz sizle yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Nasıl çıkacaksınız? Anlattık. Şu projemiz var, şu projemiz var. Zamanlaması böyle şey. Şuna rağmen çıkacağız dedim. Şimdi bize defaatle söylemler geliyor. Ya bu kadar düşük faiz varken niye sen elindeki biriken parayı hesabı kapatıyorsun? 8-9 senelik işte bir ucuz kredi. Arkadaşlar durum öyle değil. Durum öyle değil. Durum şöyle. Türk lirası referans faizi var. Merkez Bankası'nın açıkladı. Bu referans faizi sabit bir faiz değil. Bugünün koşullarında düşük gibi gözükebilir. Ama böyle yüksek enflasyonu seyrettiği yerde bir yere geldiği zaman bunun katlanması, iki kata, üç kata çıkması mümkün. Bu bir. İkincisi, ya düşük faizle bile dediğiniz zaman biz senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Değerli arkadaşlar, benim çok kararlıyım arkadaşlarımla beraber. Ben bu hesabı kapatacağım. Bu parayı ödeyeceğim Ziraat Bankası'na ve Deniz Bank'a beraber ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Herkes yani bunu bilmesi lazım. Bütün Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin bilmesi lazım. Övündüğümüz şeylerden bir tane bağımsızlığımız, hürriyetimiz. Bütün harcamalar Bankalar Birliği'nin konsorsiyumun yetkilileri tarafından yapılıyor. Yani siz şuna ödeyeyim yahut da kendi inisiyatifinizde bir hareketiniz yok. Sizden IBAN numarası istiyorlar. Daha anlatmıştım daha önce. Ve ona bağlı olarak sizin yerinize havale ediyorlar. Direktif veriyorlar. Vergiyi öde. O parayı oraya ödeme, buraya öde. Yani içinize siniyor mu bu? Faizi maizi bir tarafa bırakalım. Bu davranış biçimi içinize siniyor mu değerli arkadaşlar? Dolayısıyla tekrar size söz verdiğim gibi uygulayacağımız yani projelerimizle beraber buradan çıkmak son derece kolay. Tabloları açıklamıştık. İlgili genel kurul yapacağız. Orada da tekrar sizin onayınıza getireceğiz olayı. Orada da göreceksiniz ki gerçekten bu prangadan kurtulmak son derece olası. Değerli Galatasaraylılar, bir başka projemiz de Kemerburgaz'daki arazimizle ilgili. Bu arada Kemerburgaz'daki arazi Florya'daki projeyle eş zamanlı olarak yürüyecek ve orada Galatasaray Futbol Kulübü'nün yeni mekanı orası olacak. Stadımıza çok yakın, çok yeni bir tesis.